Güneşi bile kavurur senin o yaz gülüşün, müdavimi olunur. Beyoğlu sokakları Neslihan Atagül hayranlarıyla doldu taştı. Burası evet, böyle bir şey oldu. Hoş geldiniz. Selamlar. Merhaba. O anları ekranlarınıza getireceğiz ama önce Neslihan Atagül'le yeni filmi Ah Belinde'yi konuşmak için bir aradayız. Şu an herkes çok beğendi, bizler de beğendik. Umarız izleyenler de beğenir. Heyecanlıyız bakalım, yani böyle bir hep birlikte bir cesaret gösterdik. Elimizi hep birlikte taşın altına koyduk. Umarım insanlar da çok sever. Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Ah Belinde modern zamana yeniden uyarlandı. Başrol Müjdar'ın yerini 37 yıl sonra Neslihan Atagül aldı. Mutlu musun? Belki de sen de benim hayatımı yaşıyorsundur ha? Ben var ya, her şeyi çözeceğim. 7 Nisan'da gösterime giren filmin ilk izlemesinde Neslihan Atagül heyecanını paylaştı. Yani çok güzel yazıldı, çok güzel çekildi. Biz de elimizden geldiğince oynamaya gayret gösterdik. Yani bilmiyorum şu an, hani daha tepkileri almadan da hemen bir şey söylemek ne kadar ideal olur açıkçası, pek bir fikrim yok ama yani biz sevdik. Çekerken de okurken de çok eğlendim, çekerken de gerçekten çok güldüğüm bir iş olmuştu. Burası evet, böyle bir şey oldu. Ve işte o anlar. Neslihan Atagül'ün gazetecilerle sohbet ettiği sırada güzel oyuncunun çevresine deyim yerindeyse 7'den 70'e hayranları sardı. Hayranlarının yoğun ilgisi Neslihan Atagül'ün yüzünde de güller açtırdı. Eyvallah, sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Beyoğlu sokaklarında dolduran Neslihan Atagül hayranları gazeteci arkadaşlarımızı da şoke etti. Kalabalık karşısında soru sormakta zorlanan muhabir arkadaşımız ve Neslihan Atagül arasında geçen eğlenceli anlar kameralara işte böyle yansıdı. Soru soramıyorum şu an. Hani ne olacak birazdan? Çok mu etkilendim? Biraz bak istersen. Hayır, sizin adınıza maşallah. Teşekkür ederiz. Eyvallah, eksik olmasınlar. Yaşanılan şokun etkisi geçtikten sonra ünlü oyuncuya bir dergiye verdiği röportajda 8 yaşında oyuncu olmaya karar verdiği ve çevresinden destek göremediğini anlattığı o sözleri hatırlatıldı. Şöyleydi, yani her zaman yapmak istediğim bir şeydi zaten bu. Ve işte 8 yaşımda karar verdim ve belki işte biraz ailemin, biraz da çevremin bana inançsızlıkları beni tetikledi. Ve hep o içimdeki o cılız sese inandım ve hep bunun peşinden gitmeye karar verdim. Ve işte bu zamanda seninle şu an bunları konuşabiliyor olduk yani. Kendisi gibi oyuncu olmak isteyenlere tavsiyede bulunurken gitgide artan kalabalık nedeniyle bu defa şaşırma sırası Neslihan Atagül'e geçti. Ve onun için herkes kendine inansın, insanların söylediklerine pek de aldırmasın, herkes içindeki o cılız sesi dinlesin diyorum. Burası bayağı kalabalıklaştı. Çok teşekkür ederiz. Peki, tamam, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle konuşmakta zorlanan Neslihan Atagül sohbeti yarıda keserek uzaklaştı. Vay anasını sayın seyirciler, vay. Bir diğer taraftan film yemeğinde maskotla dans eden güzel oyuncunun eğlenceli anları kameralara böyle yansıdı.